İvan, lezzetiyle ilgili bir şey söylemedin. Lezzeti yani önerme ürün neyse o. Önerme. Önermesi ne bu yemeğin? Ne yani, diyor fable cümlesi bu yemeğin? Yani bu ıspanaklı patatesli graten hani bu zaten olmuş mu? Kendi standartlarında olmuş. Ha, olmuş. Aynen öyle. Puan zaten gelir mi 150 bin TL için bu yemeğe? Onun garantisini veremem. Çünkü yani ürünün garantili çalışamıyoruz hanımefendi. Bunun garantisi yok bizde. Yani yemeğin kendisi iddialı değil. Hani kendi standartlarında, kendi klasmanında gayet güzel yapılmış. Ama yani böyle bir yarışma için açıkçası birazcık iddiasız. Ama bir şey söylemek istiyorum. İddia yarışması değil ki bu. Yemekteyiz yani. Yemeklerin lezzetine puan veriyoruz yani. Benim için önemli olan da lezzetini beğenip beğenmediğiniz. Benim için de görsel yani, çok önemli. Mesela çok karışık geldi bana. Tabak mavi, o sarı. Her şey çok karışık geldi yani. Tabii, bana. Benim gözümü yordu açıkçası. Boyayalım isterseniz. Hayır, boyamanıza gerek yoktu yani. Mesela alttakine servis yapabiliriz ya da daha düz. Sebzenin rengi bu. Ben ne yapabilirim? Hayır, mesela düz bir beyaz tabak seçebilirdiniz. Öyle imkanlar var burada. Ben kendim. İmkanımız çok. Evet. İmkan çok. Ben bunlarla. Bunların hayır, illa takım sunmak zorunda mıydınız yani, onu anlatmak istiyorum. Ben şimdi burada keserken böyle. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani biz savaş içine giriyorum yani. Bu takım yani gelmiş olsaydı ve patates sadece beyaz bir tabakta gelmiş olsaydı siz ne yorum yapacaktınız çok merak ediyorum. Ben ona ediyorum. Bir şey demezdim. En azından görsel olmuş eminim oldu. Düz demezdim. Derdiniz. Siz bilirsiniz. Evet, buyurun Leyla Hanım, giriniz söze. Söze girmek istediğim şu, zaten benim söyleyeceğim siz söylediniz Zühal Hanım. Ne dedim? Bu şey sulu yemek tabağı. Evet, evet. Onun için bu olmadı bunun içerisinde. Bir. İkincisi, gerçekten burada şöyle söylemek istiyorum. Yani çok basit bir yemek. Gerçekten çok basit. Yani böyle patates, ıspanak. Yemekle öyle oynamaz mısın? Yani. Ama şimdi gördüğün zaman saygısızlık yapıyorsunuz. Saygısızlık ben değil. Şu anda sinirleniyorum. Saygısızlığı yapan sizsin. Pardon. Saygısızlığı yapan sizsin. Yemekte oynuyorsunuz. Burası bir yarışma programı. Evet. Ve biz burada yarışmaya geldik. En iddialı yemekler yapmanız gerekirken yaptığınız şeye bakın. Ve burası 150 bin liralık bir yemek ödülü veren bir yarışma programı yani. Bu yemek mi gelmeli sizce? Arkadaşlar, ben de size soruyorum. Doğru mu? Doğru değil. Doğru mu? Yani, doğru mu? Yorumunda haklısın. Ama oynamak başka hiçbir şey söylemiyorum. Böyle bir yemekte ben buraya, bu sofraya, benim önüme, yani bizim önümüze bunu bir ara yemek diye, ara sıcak diye odur. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Tabağda fırlatın tam olsun. Siz bütün yemeklerle böyle oynayacak mısınız peki? Ama bakın, sakın. İlk günden netleştirdim de bunu. İvan Bey bir dakika. Ülke Hanım, ben buraya aç geldim. Hiçbirimiz bir şey yedik mi? Yok, yok. Yemedik. Ve sabah kahvaltı bile yapmadan geldik. Yani yapın, bir iştahla yiyelim. Böyle bir yani içimiz canımız çekerek yemin ediyorum hiç canım çekmiyor. Ben bunu yiyemem. Abi bu benim yiyeceğim yemek değil. Bu bir yarışmaya çıkacak yemek değil. Değil yani. Siz bence saygı sınırınızı aşırı derecede aşıyorsunuz. Pardon, daha önce yemek yaptınız mı? İlk defa. Buyurun. Tabii canım, ilk defa yapıyorum. İlk defa yaptığım için mi sizce katıldım? Hayır, mutfakta ne kadar haşır neşirsiniz? Yani bu kadar basit yemekleri seçip. Ben yoğun çalışan bir insanım. Hepimiz çalışıyoruz canım. Ben de çalışıyorum. 5 gün çalışıyorum ama ben evimde 23 tane çocuğuma yemek yapıyorum. Haftanın 7 günü çalışıyorum. İzinsiz çalışıyorum. Pazarları da mı açık? Pazar günü de açıyorum. Pazar günü de çalışıyorum. İzin kullanmadan çalışıyorum. Boş bulduğum vakitlerde aileme yemek yapıyorum. Evet, babama yapıyorum. Kardeşime yapıyorum. Gayet de beğeniyorlar. O zaman keşke onlara yaparak kalsaydınız. Yarışma programına girmeseydiniz. Sizi hiç ilgilendirmiyor. O sizin karar vereceğiniz bir şey değil. Benim kararım. O zaman bu yemeğe de karar vermek, beğenip beğenmemek. Tamam, daha fazla oynamayın. Ben sizin önünüzden alayım. Tamam, alır mısınız önümden zaten? Tamam mı? Ben alayım. Su içeyim. Buraya su içmeye geldim. Sarı su getiririm ben size birazdan. Başka bir bardakta. Emre daha yorumunu yapmadı ama. Hemen takıldığım nokta, ben ortaya konuşacağım. Yani müsaadenizle. Tabii ki Emre. Ortaya konuşacağım ben. Biz mi yaptık yemeği? Yok ya, öyle değil. Şöyle, hani bir vizyon tabağı gelmiş olsaydı size, yorumunuz gene aynı mı olacaktı? Vizyon tabağından kastınız tadına göre, lezzetine göre yorum yapardım. Şu an lezzetine mi yorum yaptınız? Şu an hiçbir şeyine yorum yapmadım. Tadına baktım tabii ki. Ya ne tadı var, ne tuzu var, ne bir şey. Ya bilmiyorum, ben beğendim. Sinirlendin bayağı Leyla. Siz sinirlendim. Yok, evet. Beğenmedim ki yiyeyim yemeği. Beğenmedim yani. Tamam, gerçekten beğenmeyecek bir yemek size, değil. Duyuyorum. Ama siz bir yarışma programına katılıyorsunuz. Bu kadar basit bir şeyle katılmamanız size lazım. Göre basit, bana göre değil. Bu göreceli bir kavram. Bana göre basit değil.
size basit gelebilir. Peki. Yemezseniz, beğenmedim derseniz biter. Ben beğendim. Burada yani ses tonunuz yukarılarda. Bence biraz çalışmayın, biraz pratik yapın evde yemekle alakalı. Benim çalışmaya ihtiyacım var. Adem evlenecek. Hayır, yemek gayet güzel. Sadece yemek iddiasız ama yemeği beğendi şefimiz. Laf edemezsiniz. Bir defa, ilk defa yemek yapmış biri olmadı. Aşikar. Bence gayet lezzetli bir yemekti. Hı. Yakışıyor mu 150 bin liralık ödüllük bir yarışmaya bu yemek? İşte biz de onu tartışıyoruz zaten. Ama siz onu tartışmıyorsunuz. Biz de onu tartışıyoruz. Yemeğin tadı yok, tuzu yok, bir şeyler diyorsunuz yok, ama artık... Barda mı yok diyorum ben yani. Tadı mı yok, tuzu mu yok? Hangisi yok? Yani bir... Tuzu dedim, bir tek sıcaklığı güzel. Başka tamam, da... başka neyi yok ama başka da yani... Onu da cümle kurun arkasına sıcaklığı güzel, tuzu yani. Eksik. Tuzu mu bana eksik? Bana göre tuzu eksik. Şu an ilk yani defa sürekli yemek yapan bir insan için... Yani. Tuzu eksik. Ya yani bir insan göz ayarı diye bir şey vardır. Sürekli yemek yapan bir insanda bu vardır. Şu an mı tuzun eksik olduğunu söylemeye karar verdiniz? Hayır, ben başından beri söyleyeceğim de fırsat vermediniz. Fırsat mı? 10 dakika konuştunuz. Bana fırsat vermediniz canım. Nerede 10 dakika konuştunuz? Ya İvan, ben seni çok merak ediyorum. Acaba önümüze ne koyacaksın? Ben de sizi çok merak ediyorum. Aynı şeyleri koyacaksan bence hiç. Eğer, ben hepinizi merak ediyorum 150 bin TL için. Gibi, veyahut da siz de dahil. Eğer böyle uğraştığınız gibi benimle daha iyi uğraşırsanız bu büyük problem yani. Ne problem? Ne tipi bir problem? Sen bıyıklarınla çözersin problemi. İşte buna inanıyor musun? Tamam, ben daha yorum yapmıyorum o zaman. Sen buna inanıyorsun ya, o yüzden belki de bana bir şey diyemiyorsun. Mete, siz de dahil. Bu bıyık yarışması değil yalnız. Bu bıyık yarışması yemek, değil. Yemek, yarışması. Aynı burada lezzet konuşuyor. Bu da şey, gelinden kaynanalar yarışıyor programı da değil. Az cevap verebilir miyim? Şu an hiç de beni dinlemiyor. Kaynanın maşallah. Emre. Canım, ben kaynanın değilim maalesef. Seni konuştuğum yıllar. Benim fark et. Farkındayım. Kıskanıyorlar siz Emre Bey. Hadi sen söyle. Şimdi. Bıyıklarınızı kıskandılar. Bir tabak çıkarıldı. Ortaya bir tabak koydu. İvan ne yedi? Güzel. Sen al o. Mükemmel dedi. Yemeğe gelene kadar sen mesela gelirsin zaten. Gelene kadar sohbet yemek eleştirisine kadar bir 5 dakika geçer. Sıra sıra gidiyorum. Şimdi sen burada hemfikir misin? Ne peki? Hah, demin değildin işte. Ben de bunu demeye çalışıyorum. Hayır, ben diyorum ki ona göre güzel. Ama kararsız. Bana göre. Hayır, hiç de kararsız değilim. Ben gördüğümü, yediğimi söylüyorum size. Şimdi restoranta gidip de sen bunu yemezsin. Yemem. Para verip de yemezsin. Vermem. İşte. İvan Bey şeyle gelmiş, not defteriyle. Anlayabiliyorum. Kendince işte böyle hani terlik de geliyor, bir rahat. Şef konseptine girmiş içten içe. Not alıyor, bir bazılarını tik atmış, bazılarını tik atmamış. Hani onları da gördüm. Garip ama en azından bir tık daha diğer yorumlara göre okeylenebilir. Ders verme niteliğinde olması için olduğunu düşünüyorum. Hani çok altına bir neden aramıyorum. Hani not alıyor. Ama şimdi mesela ben diğer günlerde benim de kırmızı takıntım var. Kırmızı bekleyeceğim her şeyi. Öyle bir durum da var. Tuzsuzluğu konusunda hemfikirim ama onun dışında yani evet, kolay bir yemek, evet pratik bir lezzet. Evet, tabii ki daha iddialı yemekler biz de görmek istiyoruz, seyirci de görmek ister eminim. Tuzsuz, sadece tuzsuz. Yoksa bir sıkıntısı yok. Bence ben aşçı ve şef arkadaşıma katılıyorum. Yani güzel bir yemek, bence güzel. Tabağın yanmış, tuzu eksik. Ama dediğiniz gibi o kısımda da sizlere katılıyorum. Evet, bir tık daha iddialı bir şeyler olabilirdi ama soğuk baklavası var mesela. O da imza yemeği olarak tatlıda finalde böyle bir iddialı yemek seçmiş. Semizotu gelecek şimdi. Çilekli semizotu. Salata. Salata. Ama yemeğimiz ne? Sonra tatlı. Yemeğimiz ne? Hünkar beğendi. Bakalım Hünkar ne kadar beğendi. Ben de Hürrem de. Sultan beğenecek mi, beğenmeyecek mi? Ama bir hava var öyle. Kıyafet, saçlar da bir bakalım. Anda açıldı kendiliğinden. Kendiliğinden düştü saçlarım. Ama hoş ya. Bence açık kullan.